Şimdi burada şunu hemen arz edeyim. 1500'den 700 kişiye düşürülmüş. Bunun da 700'ün üstünde 1000 kişi civarında var. 300'ü taşeron. Eğer ki oraya gerçekten ihtiyaç gerekiyorsa niye taşeron karşılığında alıyorsun? Taşeronu ekstra bir para kazandırıyorsun. Aç bir kadro. Oraya 300 kişi daha koy. 500 kişi daha koy. 1500 kişiyle devam etsin. Büyük bir kapasiteye ve işsizliği engellesin. Bakın burada şöyle bir şey var. Fabrikamızda 4 ilde, 10 ilçede, 106 köyde 7080 kayıtlı çiftçimiz tarafından pancar ekimi yaptırılmaktadır. Toplam 83 bin dekarlık alanda 2010 senesi için 34 bin ton pancar teselimine karşılık 48 bin ton şeker üretilmektedir. Azımsanacak bir rakam değil bunlar. 120 bin ton melas, 90 bin ton küspe elde edilen fabrikamızda hayvancılık sektörü için önemli katkılar sağlanmaktadır. Üretilen pancara karşılık çiftçimize 37.576 TL nakliyeci için 9.850 TL satın almalara karşılık 18.250 TL müteahhitlere 2.163 TL bunlar milyarlar TL değil mi? Milyarlardır. Olmak kaydıran toplam 93 trilyon TL gibi bir ödeme yapılmıştır. Yani bunun daha devamı var. Çok büyük rakamlar. Çok ciddi rakamlar, şimdi evet. bunu konuştuğumuz zaman zamanınızı çok alır. Yani bunda işsizliğin önünü keselim diyorlar büyüklerimiz. Sen benim fabrikamı özelleştirirsen burada sadece şeker üretilmiyor. Bakın küspe hayvanlar için. Yani 7 ay karın altında bir kış yaşayan bir doğu bölgesindeyiz. Sen şimdi hayvancılığımı bundan dolayı geriletiyorsun. Çiftçimi zor durumda bırakıyorsun. Nakliyecisini tut, üreticisine kadar. Zincirleme. Zincirleme birbirini takip ediyor. Sen bunu özelleştirdiğin zaman kime vereceksin? Özelleştirmede söylememe gerek yok. Ben de kim? Bugüne kadar Türkiye'de kime özelleştirilme yapmış? Hepsi yazılı. Bir tane Türk müteahhiti yok. Türk fabrikatörü yok. Hep dışarılara verilmiş. Onun için fazla şahıslara inmeyeceğim için kişilerin onu artık halkımızın takdirine sunuyoruz. Şimdi şeker fabrikasını bu şekilde yaptığın zaman 80 bin kişiyi etkiliyor. Şimdi şeker fabrikasını bıraktık bir kenara. 1500 kişinin akıbeti yarın nasıl olacak? Onu düşünüyorum. Yani 1500'den 1000'e düşmüş. 700'ü şu anda mevcut çalışıyor. Evet. 3000'i de taşeron firma. Taşeron firma da dediğimiz şu, bakın çok dikkat edelim buna. Adam 30 yıl çalışıyor. 30 yıl boyunca 2500-3000 gününü bulmuyor sigortalısı. Yani 30 yıl, 3 ay, 4 ay çalışıyor. Maalesef. 8 ay nasıl geçineceğim diyor. Ya da o 4 ayda aldığı şeyle kışlık ihtiyaçlarını. Şimdi İstanbul gibi sosyal rahat, güvencesi de sosyal olmayınca. güvencesi yok. İstanbul gibi rahat değil. Ne yapıyor? Tarladan gelen 3-5 kuruşla, işte buradan gelen 3-5 kuruşla kışlık onlar şekerine gidip bizim gibi birer kilo almıyorlar. Çünkü market önümüzde ama onlar torbalarla alıyorlar. Öyle yerler var ki traktör bile çıkmıyor kışın. Gidiyorlar kışlıklarını hep alıyorlar. Yani yaz boyunca çalıştıklarını ancak ve ancak karın tokluğuna. Bu da ne yapıyor? Bu ailelerin batı tarafına çocukların açılmasına neden oluyor. Aile parçalanmasına neden oluyor. Benim kardeşim, benim orada büyüklerim niye çocuklarını buraya göndersin? Annesi babası orada, çocuğu burada. Çalışıp da ailesine 3-5 kuruş katkıda sağlayabilmek için. Yani belki orada şartlar çok yerinde olsa belki buradan ters göç de Hemen olabilir, değil efendim, mi? kesinlikle şunu arz edeyim ben size. Bugün orada tarımcılık bitmiş. Zaten tarımcılık da buna bağlı. Yani bu imkanı sağlarsanız tarımcılık da yükselir, hayvancılık da. Şimdi hayvancılığa önem veriyoruz ama hayvan yok. Başka türlü teşviklerle bugünü düşünmeyelim. Bir 10 sene sonrasını düşünelim, 15 sene sonrasını düşünelim. Muş'umuz Muş Ovası. Çok kaliteli, verimli bir toprağı var. Ama bugün mazotun fiyatı 2002'de bugünkü fiyata değerlendirdiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslüman bir ülkeyiz. İslam ülkesinde yaşıyoruz. Bugün bankaya borcu olmayan hiçbir çiftçi yoktur. Yani faize zorlanıyoruz. Herkesin faiz borcu var. Ben ona üzülüyorum. Cumhuriyet Partisi'nin de sanıyorum seçim beyannamesinde bu konuda bir çalışması var, değil mi? Kesinlikle Çiftçiden efendim. Benzin ve mazottan ÖTV ve KDV alınmayacak. Kesinlikle alınmayacak. Bu bizim parti tüzüğümüzde Sayın Genel Başkanımızın çiftçilere verdiği önem ve değeri ortaya koyuyor. Biliyorsunuz bizde bir kart olayımız var. Hilal kartı. Hilal kartımız. Hilal kartımızdan belki bunu şu anda biz daha tam anlatamadık ama insanlarımızın daha rahat yaşayabilmesi için Hilal kartıyla devletin imkanlarıyla
o hilal karttan daha güzel bir yaşantı alışverişini yapacak. Evet. Hem bir, esnaf faydalanacak hem vatandaş tabii, faydalanacak. Tabii. Yani vatandaşa verdiğiniz zaman esnaf da faydalanır. Çiftçi de, üretici de, tüketici de. Bu arada yani bir kişi kazanmıyor. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hilal kartıyla bugün çiftçi faydalanacak. Tüketici faydalanacak, üretici faydalanacak, insanlar faydalanacak. Yani iş imkanı açılmış oluyor. Evet. Şimdi büyüklerimiz diyor ki 49 trilyon. Sayın büyüğümüz Muş'a geldi. Biz Muş'a 49 trilyon yatırım yaptık. Bir fabrika temelini açtık. Hastane 400 yataklı. Efendim ben İstanbul Sarıyer'de oturuyorum. 9 senedir Şişli Etfal Hastanesi, araştırma hastanesi benim oturduğum mahallede. Seçimden seçime bir tabela konuluyor. Hastane inşaatına başlanmıştır. Seçim bitince tabela kalkıyor. Bizim Muş'umuzda tahmin ediyorum bu şekilde bir tabelaya ihtiyacı var. Tabelayı koymuşlar. Bana tabii ki 400 yataklı bir hastane yap. Benim insanlarım Erzurum'a gidiyor, Elazığ'a gidiyor, Malatya'ya gidiyor. O da yetmeyince Ankara'ya gidiyor. Ben çok insanlarımızı gördüm. Köylüdür. Başka bir geliri yok. Annesini götürüyor, bacısını götürüyor, hanımını götürüyor. Bir ay, bir buçuk ay Ankara'da hastanede kalan insanlar ne yapıyor? Borçlanıyorlar. Hastası hastanede yatıyor, kendisi ucra köşelerde, otellerde yatıyor. Gidip de lüks bir yerde yatamıyor. Bir ay düşünün, otelidir, masrafıdır. Ben çok iyi biliyorum, bizzat şahit oldum. İneğini satıp hastanesine, hastane ve otele ihtiyacını karşılamak için inek parasından bir ay, bir buçuk ay, iki ay. Bu adam ineğini sattığı zaman doğuda hiç olmasa bir sütü, yağı, peyniri var. İnek de gidince ne yapacak? Ben Allah'ın izinden inanıyorum ki büyüklerimizin yapmadığını biz yapmaya gayret edeceğiz. Yaparım, yaptırım dersem yalan olur. Ama bugün bir milletvekili çıkıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3, 5, 10 kere önerge verildiği zaman dikkate alınır. Evet. Hemen nasıl alınır? 49 trilyon Muş'a yatırım yapıldı. Ben büyüklerime soruyorum. Bu 49 trilyona ne yaptınız? Peki siz görebiliyor musunuz 49 trilyonluk bir yatırım? Göremiyorum. Muş'ta? Zaten ona geleceğim. Çok güzel bir... Teşekkür ediyorum size. Yani sanki Muş'ta yaşamış gibi bir soru sordunuz bana. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 49 trilyonu görmem için en azından 3 tane fabrika olması lazım. Bir Alparslan Üniversitesi tutulmuş gidiliyor. E kardeşim senin görevin bu ya. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyorsan benim halkıma hizmeti getireceksin. Yani bana bağış yapmıyorsun. Size Alparslan Üniversitesi'ni yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Peki neyi yaptın? Alparslan Üniversitesi'nin dışında, hastanenin temeli dışında ne yaptın? Köylerim hep çamur içinde. Muş merkezin hemen dibinde olan Alizurum var, Sokkum köyü var. 3 kilometre suyu yok bu insanlarımızın. Yani bunlar küçük bir şey ama büyük bir ihtiyaç. Evet. Sen bana 49 trilyondan 5 trilyonu 3 tane fabrika ayırmış olsaydın, 3 tane fabrika devlet tarafında yapılmış olsaydı bugün biner kişiden 3000 kişi çalışmış olacaktı. 3000 kişi Muş'ta da en kötü şartlarda 20-25 bin aileyi çocuğuyla, ailesiyle, dayısıyla 25-30 bin kişi geçimini sağlamış olacaktı. Şimdi bunu düşünen bir insan zaten şeker fabrikasını özelleştirmez. Ama şeker fabrikasını özelleştirmek isteyen insanlarımız, büyüklerimize sesleniyorum. Şeker fabrikasını özelleştireceğine, tekeli özelleştirdiğin insanları mağdur ettin. Kimisi ayrıldı gitti, kimisi başka kurumlara gitti, uyum sağlayamadı. 20 yıl çalışmış, 18 yıl çalışmış başka kurumlara. Teşvikler, mükafat olarak gaz bombalarıyla adamları. Yani büyük bir sıkıntımız var Muş'ta. Ben inanıyorum halkımız, Muş halkı tek vücut bir şekilde bunun hesabını inşallah Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki soracaklar. Evet. Ve sormaya da niyetliler. Çünkü ben bunu Muş'ta halkımdan gördüm. Özellikle ben analarımın ellerinden öpüyorum. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu nasip ederse analarımı tek tek ziyaret edeceğim. Sayın Başbakanımız Muş'ta güzel bir şey söyledi. Cennet anaların ayağı altındadır. Cennet evliyalar şehridir. Muş evliyalar şehridir. Muş şu şehridir. Muş bu şehridir. Kültür merkezidir. E bunu yapıyorsan 3 tane fabrika yap. Benim gencime kahvene köşelerinden kurtar da benim gecim cebine para olsun. Evet. Onun için büyük sıkıntılarımız var. Ben bunların aşılacağına inanıyorum. Özellikle sizlerin aracılığıyla bir şey daha duyurmak istiyorum. Bir ay önce sel baskına mağdur olan köylerimiz var. Evet. Bu insanlarımızın müracaatları doğrultusunda
Bizzat ben bunu Muş 49 FM radyoda dile getirdim. Sayın Valimize seslendim. Kaymakamımıza seslendim, Kızılay'a seslendim. Siz dedim Libya'ya uçak ve bir gemi gönderirken medyalarla, gazetelerle duyuruyorsunuz. Çok güzel, ona bizim kardeşlerimiz. Ama oradan 300 tane yaralı getirirken milyonlarca yaralı orada kalıyor. Yapacaksan hepsini yap. Peki benim Muş'umda bir aydır seller altında kalan 10 tane köyüm var. Bilhassa 3 tanesi çok mağdur. Bu insanlara da hiçbir tane yardım yapılmamış. Ve Sayın Başbakanımızın önünü kesip benim köyümden bizzat, biz sel mağduruyuz, bizlere yardım edin. Bir hafta oldu. Ben bekliyordum. Sayın Büyüğüm Başbakanım, çok saygı duydum, değer verdim benim. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanımdır. Kimseye de laf söyletmem şahsına. Ama eleştirmeye de geldiği zaman ben halkımın hakkını aramak zorundayım. Bir aydır bu insanlarınıza bir yardım gitmedi. Ben inanıyorum çay ve şeker parasını bulamıyor. Çocuğuna bir yağ alamıyor. Sizin aracınızla Sayın Başbakanıma ve Sayın Muş Valisi'ne sesleniyorum. Allah rızası için kardeşim görevinizi yapın. Bunun insanlara, İran'a, oraya buraya tabii ki yardım edeceksin. Ama önce caminin içini bitireceksin. Caminin içini bitirmeden dışarı bitirmesinin bir kıymeti yok. İbadet caminin içinde yapılır. Halkını, mağduriyetini gider. O kardeşime sahip çık. Şu anda halen sular altında. Resimlerini çektim. Bende mevcut. Traktörle evine gidip geliyor. Çok büyük sorunlarımız var. Ben inanıyorum bu sorunlarımız karşısında halk güzel bir ortama geldi. Birlik ve beraberlik içinde. İnsan ayrımı yapmadan. Muş'un halkı, tüm aşiretler, benim aşiretimin, Bidir aşiretinin kaldırmış olduğu bayrakla tüm aşiretlerimizle kardeş olarak biz birlikteyiz dediler. Birlik ve beraberlik içinde Muş halkıyla, Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki gereken cevabı vereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecekleri milletvekilleri parmak kalmakla kalmayacak. Önerge verildiği zaman ben kurul olarak bunu yapmayacağım. Eğer Muş halkıma faydalıysa parmak kaldıracağım. Değilse kaldırmayacağım. Ben halkım için gidiyorum. Ankara'da, Malatya'da, Elazığ'da gidip de yalvararak gün alan kardeşlerimin önünü keseceğim. Onlar yalvarmayacak. Gittiği zaman doktor onu kapıda karşılamak zorundadır. Görevidir. Başhekim karşılamak zorundadır. Bunları inşallah yapmak için elimden geleni yapacağım. Takdir yapabilirsek, o duruma gelebilirsek, Ankara'ya gidebilirsek ben Muş'un hem sesi olacağım, hem ayağı olacağım, hem kulağı olacağım, hem onların hizmetçisi olacağım. Evet. Ben Ankara'dan yönetmeyeceğim Muş'u. Evet, peki. Süremizin de tabii bu arada sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum size. Başarılar da diliyorum tabii çalışmalarınızda. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Peki, sağ çok özür dilerim. Analarıma buyurun. Buradan seslenebilir miyim? Yarın tabii, analar buyurun. Günüymüş. Pazar günü de evet anneler günü. Evet, ben son olarak süremizi açtık ama burada o gün Muş'ta olamayacağım için öncelikle Muş Kadın Kolları Başkanımız Analar Günü için güzel bir briefing hazırlamışlar, toplantı hazırlamışlar. Ben Muş'ta olamayacağımdan dolayı Muş'un tüm analarına, Muş'la beraber tüm Türkiye'nin analarına Analar Gününüz kutlu olsun. Ben bir yetim kardeşiniz, bir yetim evladınız olarak hepinizin Analar Günü'nü kutluyorum. Ellerinizden öpüyorum. Sizler bizim anamızsınız. Bizleri yetiştiren, emek verensiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Allah'a emanet olun. Size teşekkür ediyoruz. Size sağ olun. Evet sayın seyirciler, ana haber bültenimizin böylelikle bugün de sonuna geldik. Pazartesi günü yeniden görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Millet adına hesap sormak. Uzaktan yakından alakası dünyaları yapan biri.